Mutlak değer sorusu kulağı biraz tersten tutmuş. Yani demiş ki A pozitif şunu diyebilirdi soruda. A büyüktür 0, B küçüktür 0. Bunu diyebilirdi. Bunun yerine diyor ki A'nın mutlak değeri kendine eşit. Yani bu 3 mutlak değer 3'te 3'e eşit. Ama B'nin kendisi mutlak değerinden küçük. Bu da ne demek? B eksi 2 gibi bir şey. Eksi 2 küçük. Eksi 2'nin mutlak değerinden. Çünkü mutlak değer her zaman pozitif olduğu için. Bu ona eşitmiş ama bu ondan küçükmüş. Öyleyse ben buradan bu bilgileri aldım, soruyu çözeceğim. Olduğuna göre hangisi doğrudur? Dikkat edin. Bu noktadan sonra klasik bir sayı sorusuna döndü bu. Sayılar, temel kavramlarda bu tarz sorular vardı. İşte pozitifle negatifi çarparsan negatif mi olur, pozitif mi olur falan. Hangisi doğrudur? A eşittir B 1. Niye 1 olsun? Biri negatif, biri pozitif. Negatifle pozitifin çarpımı zaten negatif olacak. Birden niye büyük olsun? Çünkü negatif ve pozitifin çarpımı negatif. Sıfırdan niye büyük olsun? Evet, sıfırdan küçük olabilir. Eşit de olabilir. Çünkü A sıfır olsaydı, A eşittir sıfır olsaydı bu ihtimali sağlıyordu. Onu da görebiliriz. Şunu şöyle büyük eşittir sıfır dersek daha da kaliteli bir çözüm olur. Çünkü A eşit sıfır durumunda da kendisine eşit mutlak değeri. Unutsak da şıklardan bunu yakalardık. Sıfırla bir arasında olur mu? Hayır, çünkü negatiftir. Biri negatif, biri pozitif olunca sonuç negatiftir. Biri negatif, biri sıfır olunca sonuç sıfırdır. Dolayısıyla cevabım Ceyhan. Aslında bana şunu sormuş. O kadar kulağı tersten tutmuş ki. Bu durumda A ile B'nin çarpımı hangi aralıkta olur? Sadece bunu soracak. Yani bunu bu şekilde değil de sayı doğrusu üzerine işaretleyerek de sorabilirdi. Artık böyle süslü sorular moda. Şöyle de sorabilirdi örneğin sıfırdan küçük alıyor. D şıkkında sıfırdan büyük alıyor. Sıfıra almıyor. E şıkkında da getiriyor sıfırla biri alıyor. Bunun çözümü aşağıdakilerden hangisidir diye de sorabilirdi. Çünkü hepsinde A çarpı B var. Ben neyi göreceğim? Şu. A eşittir A ise ya pozitiftir ya sıfırdır. Ben ezbere pozitiftir dedim. Sıfır durumunu da göz önünde bulunduracağız. B küçüktür mutlak değer B ise bu negatiftir. Burada sayı problemi, sayı sorusu çözer gibi çözeceğiz.